Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History 2'de Angola serimizin ikinci bölümüne daha sizlerin karşısıyım. En sonuncu bölüm Afrika Birliği'ni formlamak için bize gereken toprakların büyük bir yani büyük bir kısmını demeyelim ama güney kısmının neredeyse büyük bir kısmını almıştık. Bugünkü hedefim buradan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya İmparatorluğu, Tanzanya ve Gabon ve Kamerun. Bir de burada Kongo Cumhuriyeti var. Bunları elimize geçireceğiz. Yani şöyle bir toprak alımı yapacağız. Bir de Kenya'ya daldık mı, Uganda falan. Onları daldık mı bayağı iyi olacak. Şimdi ben bir video dışı baktım ilişkilerime. Benim Çin'le ilişkim iyi. Çin'le biraz ilişki geliştirip ittifak olabiliriz. Çünkü Çin bayağı iyi. Bir de biz bugün Demokratik Kongo'ya dağılacağımız için onun aramızda iyileşecek. Eksi 44'lük bir ilişkileri var kendilerinin. Hızlıca ben turları atlayıp asimilasyonları devam ettireyim. Ve Demokratik Kongo için ordularımı basmaya başlayayım dostlar. Evet dostlar bütün asimilasyonları bitirdim. %100'lük %99'luk bir hastalık çıkmış topraklarımızda. %100'lük bir asimilasyon var şu anda. Hastalıkları saymıyorum. Şimdi ilk hedefimiz dediğim gibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Onu fethettikten sonra bayağı artık kuzeye doğru ilerleyebileceğiz. Kuzeyi bitireceğiz. Oradan bir Tanzanya'yı fethedip şuradaki devletler elimize geçirdiğimizde zaten kuzeyin kapıları bize açılacak. Ondan dolayı ilk olarak hedefimiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Hızlıca fethetmek için orduları basmaya başlayayım dostlar. Evet dostlar ordu sayısına bakarsak 200 binlik yani 300 bine yakınlık bir ordu sayımız var. Hızlıca bu orduyu hemen sınırlara çekeceğiz. Ben sınırlara çekeyim geleyim dostlar. Evet dostlar ordularım geldi. Yani her sınıra 15 bin civarı bir ordu dizdim. Şurada 30 binlik ordu var. Bazılarında da 20 bini geçen bir sayı. Hızlıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne savaşımı ilan ediyorum. Evet dostlar savaşımız çok güzel bir şekilde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile bütün topraklarını alabiliyorum. Çok güzel. Bütün topraklarını da kendi himayem altına kattım. Artık Afrika Birliği'ni formlamak için büyük bir hedefi de kazandık yani savaşı. Büyük bir hedefi de geçtik. 35'lik bir ilişkim var. Amerika Birleşik Devletleri ile isyanda savaşta şu an Çin. Amerika mı daha güçlü? Çin mi? Çin daha güçlü. Biz Çin'in tarafına kayacağız. Güzel abi güzel. Ordum da zafer ulaştı. Artık 400 binlik ekonomiye ulaştık. Bayağı 11.yiz. Yakında büyük güçe de gireceğiz. Şimdi Etiyop İmparatorluğu ve Tanzanya ile bir savaş içinde. Tanzanya ile. Telaffuz edemedim kusura bakmayın. Hızlıca ordularımı terhis edeceğim. Asimilasyonları başlattıktan sonra biz hızlıca yeni savaşlara atılacağız. Hızlıca ordularım ve şey olsun. Terhis edeyim dostlar ben. Evet dostlar bütün asimilasyonları bitirdim. Biraz da araştırma yatırımı yaptım. 28 tane araştırma puanı gelmiş. Hepsini araştırmaya vereceğim tabii ki de. Araştırmamız fullensin. Diğerlerini de yönetime vereceğim. Yönetim de halkın mutlu olsun diye. Şimdi 80 kaçlık 89'luk bir mutluluğumuz var. Oyunun başında 40'larda başlamıştık. Bayağı iyi iki katına çıkarmışız. Şimdi Tanzanya ile Etiyopya İmparatorluğu savaşı devam ediyor. Şimdi ben Tanzanya'nın sadece bu topraklarını istiyorum. Etiyopya savaşı ile çok yoruldu zaten. Ondan dolayı onlara savaş ilan edeceğim. Ama Etiyopya da çok yoruyor. Bir bakmak istiyorum. Hangisi güçlü? Evet, Etiyopya daha güçlü. Ama Tanzanya'nın dayanacağını düşünüyorum. Tanzanya'ya dalmadan önce Malawi'ye saldıracağım. Malawi, evet doğru telaffuz ettim bu sefer. Malawi'ye saldırdıktan sonra Tanzanya seferi de gelecek dostlar. Hızlıca ordularımı basmaya başlayayım. Evet dostlar 168 binlik bir ordu topladım. Hızlıca Malawi'ye savaşımı ilan edeceğim.
Öncelikle ordularımızı bir dizelim. Evet dostlar, ordularım geldi. Bu arada medeniyetimiz altın çağını yaşıyor bilim açısından. Bu bonusunu da kullanarak araştırmaya daha yatırım yapacağım. Hızlıca Malawi'ye sarılışımı ilan ediyorum. Evet dostlar, savaşımız çok güzel ve çok kısa bir şekilde geçti. Hızlıca barış anlaşmasıyla bu değerli topraklarını alıyorum ve kendime bağlıyorum. Evet, bu toprakları da aldık. Şimdi yeni hedefimiz Tanzanya olacak ama ondan önce bir bakmak istiyorum şu dünyaya. Dünyada neler olmuş? Polonya çok büyümüş. Rusya toprak almış. Ukrayna'yı ele geçirmiş. Türkiye terör örgütünü ele geçirmiş burada. Taliban hükümeti falan aynı yerde duruyor. Çin Hindistan'dan bir bölüm almış. Kore ne yapıyor? Korelere bakmak istiyorum ha. Japonya Kuzey Kore'yi ele geçirmiş. Biraz dünyaya da bakalım. Kazakistan Rusya'ya geçmiş. Azerbaycan Ermenistan'ı yemiş. Yunanistan'da Romanya tarafından fethedilmiş bir kısmı, büyük bir kısmı. İdeolojilere bakarsak komünist Fransa komünist olmuş. İtalya faşist mi komünist mi ona bakalım. İtalya'da komünist yol seçmiş. Polonya büyümüş dediğim gibi. Biraz da bu kıtaya bakalım. O Çin Amerika tarafından yenilmiş abi. Amerika tarafından Çin kazanılmış. Hızlıca Amerika ile ilişkisi olan bir devlet var mı? Şu devletlerin vardır mesela. Amerika ile ilişkisi yok abi. Amerika'nın topraklarına bakalım diyecektim de. Amerika ile ilişkisi yokmuş. Evet, dünyada da bir sürü şeyler oluşmuş. Hızlıca abi biz kendi Afrika'mıza dönelim. Şimdi hızlıca ordularımı toplayıp Tanzanya'ya savaşımı ilan edeceğim. Evet dostlar, hızlıca devlete savaşımı ilan edeceğim ama biraz buraya destek kuvvet aktarmak istiyorum. Çünkü buralarda ordularımız az kalmış. Hızlıca şuralara biraz destek kuvvet aktarayım. Öyle savaşımı ilan edeyim. Ordularımız geldi. Evet, savaşımı ilan ediyorum dostlar hızlıca ve ilan ettim dostlar. Hızlıca fethedelim. Evet dostlar, savaşı hızlı bir şekilde ve tamamını alarak fethettik. Hızlıca barış anlaşmasına geçiyorum. 176 yıldız, evet, bütün topraklarını da alabiliyorum ve aldım dostlar. Görmüş olduğunuz gibi. Etiyopya'yla da artık bir sıkıntısı kalmadı. Aynen, o da barışmış. Hatta barış anlaşması bitmiş. Biz hızlıca nasıl yapsak buradan dediğim gibi şu devletlere saldıracağım. Ama ondan önce Kamerun'a bakmak istiyorum. Kendisini geliştirmiş. Burada Kongo Cumhuriyeti var. O da geliştirmiş. Şu an 10. büyük güçe girdik bile biz. 520 bin ekonomimizle beraber. Hızlıca ordularımı terhis edeyim dostlar. Evet dostlar, bütün asimilasyonları başlattım. Hızlıca diğer hedefimiz olan Ruanda, Uganda ve Kenya'yı elimize geçireceğiz. Bu üç devleti ele geçirdikten sonra zaten nasıl diyeyim size? Etiyopya ile sınırımız olacak. Bu üç devleti elimize geçirdikten sonra oradan bir Güney Sudan yapacağız. Oradan Kamerun, Kongo Cumhuriyeti ve Gabon'a saldıracağız. Bir de son olarak Ekvator Gines'ine saldırıp sadece şu toprağını alacağız. Adasına gerek yok şimdilik. Adayı sonra alacağız. Zaten formlamamız için büyük bir kısmını, yani yarısı çeyreğinden biraz daha fazlasını fethettik. Yine de fethedeceğiz, devam edeceğiz. Hızlıca dostlar, ben ordularımı basmaya başlayayım. Kongo, ay Kenya, Uganda ve Ruanda için. Evet dostlar, bir yere gidip gelmem gerekiyordu. Geldim, şu anda 200 binlik bir ordu topladık. Hızlıca buradan Kenya'ya saldıracağız. Kenya'ya hemen ordularımı dizeyim, gelin dostlar. Evet dostlar, orduları dizdim. Hızlıca Kenya'ya savaşımı ilan ediyorum.
Evet dostlar, bu savaşı da hızlıca bitirdik. Hemen hızlıca bütün topraklarını alalım. Evet, aldık böylece bütün topraklarını aldık. Evet. Hızlıca buradan hiç durmadan Uganda'ya savaşı ilan edeceğim dostlar. Hızlıca orduları dizeyim. Evet dostlar, ordular geldi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Uganda ile bizim burada da sınırımız var. Onu önlemek için, yani saldırmasını önlemek için buralara da ordularımı göndereceğim dostlar. Evet dostlar, ordularım geldi. Uganda'ya savaşımı ilan ediyorum. Evet dostlar, Uganda savaşı da bitti. Hızlıca onun da bütün topraklarını alıyorum. Ve son olarak burada Ruanda diye bir devlet var. Onu da savaşa açıp onun da topraklarını alacağım. Hızlıca ordularımı göndereyim dostlar. Evet dostlar, ordularım geldi. Hızlıca Ruanda'ya da savaşımı ilan ediyorum. Ve saldırıyorum. Evet dostlar, Ruanda savaşı da bitti. Hızlıca onun da bütün topraklarını alıyorum. Ve evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi bayağı güzel bir sınıra ulaştık. Aslında bu bölümü burada bitirebilirim. Çünkü sınır güzel oldu. Diğer bölüm daha büyük işlere girişeceğiz. Sudan'ı alacağız. Çad'ı alacağız ve Mısır alacağız. Ve şuradaki devletleri alıp bir de Etiyopya tarafını toparladık mı zaten sınır mükemmel olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın dostlar.